Genel Kurulu'nda Van'da zarar gören vatandaşlarımıza 500 konut hibe edeceğimizi açıklamıştık. Bu süreç şu şekilde işledi. Biz devletten burada arsanın ve arsanın ruhsatının alınması ...8500 metrekarelik bir arsa tahsis etti. Evet. Bu TOKİ'nin konutları yapacağı yerin bitişiğinde. Bu arsayı tahsis ettikten sonra biz projeyi başladık. Arazinin konumunu aldıktan sonra. Ve toplamda 21 bloktan oluşan 75 metrekarelik 2+1 daireler olmak üzere projemizi yaptık. Evet. Bu konutlar... zemin artı 3 katlı yani toplamda 4 katlı olacak 21 bloktan oluşuyor ve toplamda da 504 daireden oluşuyor. 504 daire niye? Şimdi bu toplam biz 500 konut söz vermiştik fakat yani bu projeye tabii sayıyla yapamadığınız evet. için 4 dairede fazladan olmuş evet. olacak. Bu şekilde proje tamamlandı. Biz bu projeyi yaparken böyle bir söz verdik. Bunu bu sözümüzden en ekonomik şekilde nasıl kurtuluruz diye söz verdiğimiz şekilden daha iyisini yapmak istedik. ve bu projede şu ana kadar belki Van'da hiç yok. Yüzme havuzunu monte ettik. Yani biz evet. burayı bu projeyi satsak Van'da nasıl bir proje yapardık onu hayal ettik. Evet. Ve bu şekilde dizayn ettik. Yani çıkıyor. Yoksa evet. ya tamam ya işte bunu yapalım da bitsin şeklinde değil. Evet. Biz bir takım sıkıntılar ama yansıdı. Bu sıkıntıları biraz halledebildiğinizi ben düşünüyorum. Yani arsa konusundaki problemler biraz tabii daha ki. Çok aslında sıkıntı bizi ama. Bu süreçte üzen birçok şeyler oluyor. Evet. Niye üzülüyoruz? Biz gayet halisane bir şekilde böyle bir yardımı yapmak için çıktık ve son derecede bu konuda mütevazi durmaya çalışıyorum. Çünkü bu yapılan bir yardımı kör gözüne parmak sokar gibi kullanmak istemiyorum. Biz son derece bu konuda sessiz kalıp evet. Mütevazi bir şekilde bu işi götürmek istiyoruz. Bizim o sessizliğimizi bazı art niyetli kişiler geç kaldılar şekilde. Geç kaldılar, yapmadılar, yapmayacaklar gibi evet. art niyetli söylemlerde bulunuyorlar. Bunu söyleyen kişiler Van'da şu ana kadar bir çadır kurmamış kişilerdir. Evet. Veya bir çadır kurulmasına yardım etmemiş kişilerdir. Şimdi burada 504 dairelik, 50 bin metrekarelik bir arazi üzerinde yani bu parmağınızı şıklattığınız zaman olacak bir şey değil. Bunun evet. bir süreci var, bir zamanı var. Ben dün Sayın Başbakan Yardımcımız Beşir Atalay Bey, TOKİ Başkanımız, Sayın Valimiz Van ile beraber biz Van'da ve Erciş'te gittik, gezdik, dolaştık. Şu anda bizim proje yapacağımız arazinin üzerinde 30-40 santim kar var.